Tesla'nın en büyük hayali, kablosuz elektrik. Hayır, elektrikli araç dev Tesla markasından bahsetmiyoruz. Burada bahsi geçen 1800-1900'lü yıllar arasında yaşamış Sırp asıllı ünlü mucit Nikola Tesla. Onun en büyük hayali kablosuz elektrik. Tesla küçüklüğünden beri bütün dünyaya kablosuz ve ücretsiz elektrik sağlayabilmenin hayalini kuruyormuş. Ücretsiz kısmı hayata geçmemiş olsa da kablosuz kısmının hayata geçtiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Nikola Tesla elektriği kablosuz taşıyabilmek için uzun yıllar yoğun çalışmalar yapmış. Çalışmalarının sonucunda da bir de bobin üretmiş ve bobine Tesla adını vermiş. Bilmeyenler için bobin nedir? En basit haliyle biraz bahsedelim. Bobin bir çekirdek ya da makara etrafında sarılı yalıtımlı iletken tellerdir. Peki bu teller ne işe yarar? Üzerinden akım geçtiğinde manyetik alan içindeki enerjiyi depolar, bobinlere aynı zamanda indüktör de denir. Tesla ürettiği bobini yüksek gerilim ve yüksek frekanslı bir elektrik akımı üretecek şekilde özel olarak tasarlamış ve düşük gerilim kaynağı yüksek gerilim kaynağına dönüştürmek için de indüksiyon bobini kullanmış. Yaptığı ufak çalışmalar sonucunda lokal olarak elektriğin kablosuz taşınabildiğini ispat etmiş ve 1891 yılında Tesla bobininin patentini almaya hak kazanmış. Ancak hiçbir zaman ufak tefek çalışmalarla yetinmeyen ünlü mucit, yaptığı bu küçük çalışmalarla da patentini almış olmasına rağmen yetinmemiş ve elektriği kablosuz daha uzağa taşıyabilmek için çalışmalara devam etmiş. Laboratuvarının da bulunduğu Colorado Springs bölgesinde bir dağın üzerine dünyanın en güçlü radyo vericisini kurup çalıştırmayı başarmış. Ancak tahmin edeceğiniz gibi bu da yeterli olmamış. 60 metrelik bir direk dikerek etrafında 22,5 metre çapında hava çekirdekli bir transformatör üreten Tesla, cihazı radyo istasyonundan birkaç mil uzağa koyarak kablosuz enerjinin sağlanabilmesi için başka bir çalışma gerçekleştirmiş. İstasyon ve cihaz arasında elektrik alışverişi olurken gökyüzünde şimşeklere benzer ışıklar oluştu, gök gürültüsüne benzer hatta daha da yüksek ses çıktığı söyleniyor. Kayıtlarda kablosuz enerji alışverişi sırasında 100 milyon volt değerinde bir gerilim kullandığı belirtiliyor. Bu çalışma esnasında ortaya çıkan ışıklar ve gürültü halkı uzun süre etkisi altına almış. Bir kesim Tesla'yı lanetli bulurken bir kesim de Tesla'yı desteklemiş. 26 mil uzakta 200 tane ampul yanıyor. İlk deneme Tesla için başarısızlıkla sonuçlanmış ancak Tesla başarısızlıklarını geliştirmesi gereken sonuçlar olarak değerlendirip hiçbir zaman vazgeçmeden çalışmalarına devam etmiş. Ve sonuç 26 mil uzaktaki toplam 10 kW'lık 200 tane akkor ampulün aydınlanması olmuş. Tesla hayallerine doğru adım adım yaklaşırken gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar sonucunda destekçileri de artmaya başlamış ve bir finansörün desteğiyle kablosuz elektrik sayesinde dünyanın istenilen bölgesini elektrik veya veri iletimi sağlayabilmek için Long Island'da Wardenslyer Kulesi'nin inşasına başlamış. Ne olduysa işte tam bu sırada meydana gelmiş. Kulenin yapımı sırasında Tesla'yı destekleyen iş adamları, kule tamamlanırsa dünyanın bedava elektriğe kavuşacağını anlamışlar. Bu durum işlerine gelmediğinden dolayı Tesla'ya verdikleri bütün desteği geri çekmişler ve maalesef kule inşaatı tamamlanamamış. Tesla hayalini tam olarak gerçekleştiremese de bir hayale bu kadar yakınlaşabilmek son derece haz verici bir durumdur diye düşünüyoruz. Günümüzde kablosuz elektrik neredeyse günlük hayatımızın her anında var. Hayatımızı son derece kolaylaştırıyor. Bunun için Tesla'ya büyük bir teşekkür borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Günümüzde kablosuz şarj aletleri, elektrikli arabalar için kablosuz şarj üniteleri, araç içi kablosuz şarj üniteleri, kalp pilleri gibi pek çok alanda Tesla'nın kablosuz elektrik taşıma prensibi kullanılıyor. Bunun yanı sıra günümüzde de bu alanda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Örneğin uzayda elde edilen bir enerjinin kablosuz veri aktarımı yöntemiyle dünyaya iletilmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Kim bilir belki yakın bir zaman sonra bir takım enerji ihtiyaçlarımızı doğrudan uzaydan karşılayabilecek teknolojiye sahip oluruz. İlginizi çekebilecek kablosuz elektrik aktarımı ile ilgili devam eden bir diğer çalışma ise vücuda sonradan eklenen, vücut fonksiyonlarının devam etmesini sağlayan cihazların vücut içinde şarj edilebilmesi üzerine. Düşünün bir kalp piliniz var, değiştirmeye gerek olmadan, hastaneye gitmeden, hiçbir operasyon geçirmeden kolaylıkla şarj edebilir hale geleceksiniz. Hayatınız çok daha kolay olmaz mıydı? Yaklaşık 200 yıl önce keşfedilen bir teknoloji, üzerine hala geliştirmeler. Bu teknolojiyi altyapı olarak kullanıp yeni cihazlar üretmeler, icatlar, çıkarmalar devam ediyor ve çok uzun süre daha da devam edecek gibi görünüyor.